Şimdi sizlere baskı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeni yeleklerimiz dağıtıldı. Öncelikle bunun üzerindeki cırtlardan kurtuluyorum. Nakış makası kullanıyorum. Bu cırtları söktük attık. Üzerinde kalan ipleri de temizledim. Ve prototip makinemin başına geçtim. Tek makina, iki özellik. Hem lazer CNC hem de frezi CNC. İkisi bir makinede. Soyadımı uygun basit programlarda hazırladım. JPEG olarak kaydettim. Maksimum 80 mm olarak düşünüyorum. Ben bunu 7.5 cm ayarlayacağım. Program üzerinde sıfırlamalara dikkat ediyorum. Makinamı da ona göre ayarlıyorum. Şimdi yazacağım yeri ayarlıyorum. Makinenin lazer sistemini arka taraftan açtım. Z ekseni üzerinden lazerin gerekli en ince nokta yerini buluyorum. Program ayarlarından makinenin lazer gücünü düşüyorum. Çünkü alttaki kağıdın kesilmesini istemiyorum. Yani sadece yapışkanlık kesim kesilecek şekilde ayarlıyorum. Kesim işlemi başladı. Gayet iyi gidiyor. Yedekten bir tane daha kestim. Şimdi bakın bunun üzerindeki yapışkanı çıkartacağız. Alttaki yapışkan yazılarla şu anda bir işimiz yok. Onları daha sonra başka bir yerlerde kullanabiliriz. Şablonumuzu çıkarttık. Şimdi bunu yeleğimizin üstüne yapıştıracağız. Düzgün bir şekilde tam manasıyla yapıştırmamız gerek. Boyayı sürdüğümüz zaman harflerin aralarından alt taraflara akmaması lazım. Onun ortasındaki yuvarlığa daldık yapıştırdık. Nedense simli boyamız som altın olması gerekiyor. Şimdi fırça aramakla uğraşmayacağım için ben parmağımı kullanıyorum. Parmağımla güzelce burayı boyuyorum. Parmaklar ne kadar güzel boyanabilirse işte o kadar. Bütün harfleri boyadım. Daha sonra bunu saç kurutma makinesiyle biraz kurutacağız. Ondan sonra da ütüleme işlemine geçeceğiz. Evet, saç kurutma makinesiyle de kurutuyoruz. Şablonumuzu dikkatlice söküyoruz. İşte harflerimiz çıkmaya başladı. Şimdi de ütüyle iyice baskısını yapalım bunun. Bir daha çıkmayacak şekilde iyice yerine yerleşsin. Onun ortasındaki yuvarlığa da söküp alıyoruz. Ben böyle bir bez buldum. Tülbent varsa tülbentle de yapabilirsiniz. Ütüyle iyice baskılıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika bekledim. Ütüyü kaldırıyorum ve sonucuna birlikte bakalım. Bir önceki yelekte 2 sene boyunca kullandım. Hiçbir sökülüm olmadı. Bilginiz olsun.